Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam söz bitmeden de konuğum SETA İstanbul Başkanı ve Sabah Gazetesi yazarı Fahrettin Altun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Avrupa Komisyonu bugün 2015 yılı genişleme paketini açıkladı. Aslında şöyle bir anekdot da var. Ekim ayında yayınlanması beklenen paketi Türkiye'deki seçimler nedeniyle, 1 Kasım nedeniyle seçim sonrasına bıraktığı gibi bir anekdot da bugün medyada yer aldı. Paralel yapıya yönelik olarak soruşturmaların kaygı verici olduğunu, yani paralel yapı operasyonlarından Avrupa Komisyonu tedirginlik duydu, bu rapora yansıttı. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın buna vermiş olduğu bir cevap da söz konusu. İnsan hakları ve temel özgürlükler konusunda Türkiye'nin yetersiz kaldığını söylüyor Türkiye bölümünde. Ülkenin reform hızını yavaşlattığı yine rapordaki altı vurgulanan, çizilen unsurlardan birisi, ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bağlamında meseleyi değerlendirdiğimizde şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta rasyonel bir ilişkiden bahsediyoruz. Evet. Ve bu rasyonel ilişkinin temelinde de her şeyden önce Türkiye'nin son dönemde yaşadığı demokratikleşme ve normalleşmesi bağlamında Avrupa Birliği ile ilişkilerini de normalleştirmesi meselesi var. Şimdi aslında baktığımızda 2000 sonrasında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde çok ciddi bir mesafe kat etti ve bu kat ettiği mesafelerde AK Parti döneminde ortaya çıktı. Fakat hal böyle olsa da aslında Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımında özellikle 2009'dan sonra giderek ideolojikleşen ve giderek irrasyonel bir hal alan bir bakış açısı gündeme gelmeye başladı ve aslında bu rasyonel ilişki, yani Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında ve yine Türkiye'nin genişlemesi bağlamında, çevresiyle ekonomik entegrasyonu bağlamında değerli gördüğü Avrupa ile ilişkileri Avrupa tarafından son derece ideolojik bir çerçeve içerisinde ele alınmaya başlandı. Şimdi bunun biz ilerleme raporlarında da çok doğrudan son dönemlerde izlerini görüyoruz. Yani Türkiye'de ortaya çıkan herhangi bir hadise kendi gerçekliği içerisinde, kendi bağlamı içerisinde ele alınmaktan ziyade Türkiye'nin içindeki aslında bazı yine giderek etkisi azalan ideolojik kesimlerin yaklaşımıyla birlikte değerlendiriliyor. Yani Türkiye'de özellikle muhalefetin iktidara yönelik eleştirileri Avrupa Birliği'nde de birebir karşılık buluyor. Bunun en temel nedeni Avrupa Birliği'nde bizatihi bu ilerleme raporlarını yazanların, yine pek çok uluslararası izleme örgütlerinin Türkiye'deki haber kaynaklarının Türkiye'deki dar ideolojik muhalefet temsil eden aktörler olması yatıyor. Yani buraya gelip de Türkiye'nin resmini, fotoğrafını, yani işte paralel yapıya mensup kişilerden, paralel yapının medya yüzlerinden, işte daha dar yine iktidara eleştirel yaklaşan Kemalist bir işte entelektüel kesimden ya da entelijansiyadan topladıklarında ya da işte son dönemlerde yine Kürtçü politika içerisinde yer alan aktörlerden bu bilgileri derlediklerinde bambaşka bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor. Şimdi Türkiye elbette demokratikleşmeden başka pek çok alana kadar, hangi bahsi açarsanız açın, pek çok işte olumlu hadiseden, pek çok da eleştirilebilecek hadiseden bahsedebilirsiniz. Yani Türkiye nihayetinde uzun bir tarihsel süreci yaşayan, pek çok ciddi yapısal sorunla baş etmeye çalışan bir ülke. Evet. Ve ekonomisinden siyasetine pek çok sorun alanından bahsedebiliriz. Fakat problem şu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ya da içinde yaşadığı sorunların sadece bugünün hükümetinden kaynaklı sorunlar olarak gösterilmesi ve tarihsel bağlamından kopartılarak ortaya konması büyük bir mesele. Yani bunun yanında yine Türkiye'nin 2000 sonrasında kat ettiği adımların, mesafenin de görülmemesi, özellikle de perdelenmesi önemli bir mesele. Şimdi ben Türkiye-Avrupa ilişkilerinin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bu irrasyonel cendereden çıkarılmadığı müddetçe normalleşemeyeceğini düşünüyorum. Peki bu cendereden yani nasıl çıkartılabilir? Şimdi burada Türkiye'nin örneğin mesela buradaki haber kaynakları daha dar çerçevede ve aslında kendileri gibi düşünen ve Türkiye aleyhine muhalif isimlerden oluşuyor. Kamu diplomasisi gibi de bir kurumumuz var. Gezi'den bu yana özellikle yürüyen bir algı operasyonu var Türkiye'ye yönelik olarak.
Bu konuda birazcık daha kendilerini anlatma, bu algıyı toparlama konusunda yetersiz mi kalıyorlar acaba? Şimdi ben açıkçası tabii bunu önemli görüyorum. Yani bizatihi bir algı operasyonu var. Bununla karşı bir takım iletişim stratejileriyle mücadele etmek hiç kuşkusuz önemli. Buna da hani ben her platformda dikkat çekmeye çalışıyorum. Fakat bunun arkasında bundan çok daha önemli bir başka şey var. Bu da aslında iktidar mücadelesinin bizatihi kendisi ve iktidar mücadelesinde alınan mesafe de bu ilişkilerin mahiyetini birebir belirleyecek bir mesafe. Şimdi şöyle bakalım. Yani Türkiye nihayetinde ciddi bir dönüşüm yaşıyor ve bu dönüşüm sosyolojik bir dönüşüm. Bu toplumsal alanda cereyan eden ve siyasete yansıyan bir dönüşüm. Siyasal mühendislikle ya da belirli siyasi partilerin ya da aktörlerin bizatihi yürüttüğü bir dönüşüm değil. Ancak ve ancak temsil ettikleri bir dönüşüm ki AK Parti bunu aslında temsil ediyor. Şimdi bu toplumsal dönüşüm cereyan ederken, bu toplumsal dönüşümün ciddi anlamda kurumsal sonuçları ortaya çıkarken elbette bunun kazananları ve kaybedenleri oluyor. Evet. Bir anlamda daha önce devlet seçkini olarak bildiğimiz aktörler bu süreçte kaybediyorlar. Ve kaybettikleri için de çok ciddi bir telaşla sürece yaklaşıyorlar ve bu telaş içinde de olanı biteni değerlendirmeye başlıyorlar. Şimdi bu süreçte elbette Türkiye'de işlerin çok kötü gittiğini anlatmaya başlıyorlar. Elbette çok zor durumda olduğunu anlatıyorlar ve Türkiye'nin kaybettiğini anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki tarihsel olarak da baktığımızda aslında batılılaşma sürecinin içinde çok daha erken ellerine imtiyazlar geçirdikleri için ve bu anlamda da uluslararası alanda daha fazla ilişkileri de olduğu için daha fazla insana değebiliyorlar ve Türkiye'nin fotoğrafını çok yanlı bir şekilde onlar anlatıyor ve onlar temsil etmeye başlıyorlar. Şimdi böyle bir Türkiye fotoğrafı Avrupa tarafından da kabul gördüğünde karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Fakat bizatihi Avrupa'da Avrupalı liderler nazarında bu fotoğraf niye kabul görüyor? Çünkü onlar da nihayetinde Türkiye'nin mevcut kalkınma sürecinden, mevcut bölgesel güç olma mücadelesinden, küresel olaylarda aktör olma, küresel olaylara taraf olma pozisyonundan rahatsızlar ve bu anlamda bunu Türkiye'yi çevreleyecek, Türkiye'yi kıstıracak bir araç olarak kullanmak istiyorlar. Ve böyle olduğu için de yani ellerinden gelen bütün numarayı yapıyorlar, bütün stratejileri kullanıyorlar, iletişim stratejilerini de kullanıyorlar. Beri taraftan eğer ki yani burada yürüyen iktidar mücadelesi daha sonuç alan bir noktaya vardığında bu durumda bu Avrupa tarafından da kabul görmeye, Batı tarafından da kabul görmeye aslında başlayacak. Yani evet, biraz işin şeyi şu, yani bu iletişim stratejilerinin ötesinde pekala buradaki iktidar ilişkilerine müdahil olmak isteyen Batılı aktörlerin aslında çizdiği Türkiye fotoğrafı ile ilgili. Müdahil olmak istiyorlar, Türkiye'deki gidişatı, İşte AK Parti'nin temsil ettiği gidişatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği dönüşüm sürecini tersine çevirmek istiyorlar ve burada da bizatihi aktör olarak rol alıyorlar. Bunu yaparken, aktör olarak rol alırlarken de işin garip tarafı tarafsızlık kisvesi altında bunu yapmaya çalışıyorlar. Burada bir aktör gibi değil, neredeyse bir hakem gibi davranmaya çalışıyorlar. Fakat Türkiye gerçekliğine vakıf olanlar açısından bu çok bariz bir şekilde sırıtan bir durum oluyor. Evet. Ve biz burada bu aktörlerin de bizatihi iktidar mücadelesinde taraf olduklarını görüyoruz. Fakat Türkiye siyasetinde o taraf ne şeyle bakarsak yani ne yazık ki çok ciddi bir tahribatı da beraberinde getiriyor. Siyaset ortamını anormal bir hale getiriyor. Fakat gün sonunda da onlar yine kazanamamış oluyorlar. Anladım. Aslında Avrupa ya da Batı, Amerika, Batı ülkeleri ellerindeki çerçeveye uygun fotoğraf arıyorlar ve bu fotoğraf gittiği için de bunun olması için de uğraş veriyorlar. Fakat şunu söyleyelim, burada yeni bir fotoğraf ortaya çıktığında da bu fotoğraf gerçekçi bir fotoğraf olarak yani toplumda karşılığı olan siyasette artık geri dönülmesi mümkün olmayan bir fotoğraf olduğunda da bunu kabul etmekten başka da bir çareleri yok. Bunu da çok net bir şekilde görüyorlar. Peki paralel yapıya ilişkin olarak soruşturmaların kaygı verici olarak bulmalarını neye bağlıyorsunuz? Yani aslında Türkiye 2 yıldır yani paralel yapı dediğimiz bu örgüt, çete emniyet ve yargı içerisinde yani hukuk dediğimiz zaman, adalet dediğimiz zaman, demokrasi, özgürlükler dediğimiz zaman Batı da bunun yanında yer alabilir. Çünkü hani herkesin kabul ettiği kavramlar yani bunların da Türkiye'de yapmış olduğu hukuk mağduriyeti, adalet sistemini çökertmeleri ve tabii devlet içerisinde bir yapılanmaya girmeleri, devletin imkanlarını kullanarak devlete darbe yapma kalkışmaları.
Türkiye bu fotoğrafı anlatamadı mı? Yani bunların hukuk içerisinde, yani hukuk yargı içerisinde hukuk mağduriyetleri yaşattıklarını anlatamadı mı? Yoksa paralel yapının batıdaki lobicilik faaliyetleri daha mı üstün? Şimdi yani burada tabii ki paralel yapının lobicilik faaliyetlerinin bu süreçte etkisi var. Hı hı. Fakat orada yine ifade etmeye çalıştığım gibi, yani yürüyen iktidar mücadelesinde, yani hı hı, Türkiye'de bir vesayet odağı olarak işleyen, hı hı, paralel yapının Türkiye'deki meşru iktidarı durdurma, onu yerinden etme çabası içerisinde bu anlamda Avrupa'da politika yapan bazı aktörlerin de bir pozisyonu var. Onlar da paralel yapının iktidarı durdurmasından yana bir tutum takınıyorlar. Çünkü AK Parti iktidarının, Erdoğan'ın siyasal felsefesinin, çerçevesinin bu denli kabul görmesinin Türkiye açısından, daha doğrusu kendileri açısından bir maliyeti olduğunu düşünüyorlar. Böyle olduğu için de burada müdahil oluyorlar. Bizatihi paralel yapının yürüttüğü mücadeleyi de bir araç olarak görüyorlar. Anladım. PKK'nın yürüttüğü terör faaliyetinde bir araç olarak görüyorlar. Nihayetinde paralel yapı Türkiye'de bir vesayet odağıdır. Siyasetin alanını daraltmakla ilgili bir yapıdır. Yani sadece AK Parti'ye yönelik bir hareket değil, doğrudan siyasetin, demokratik siyasetin kendisine yönelik bir harekettir, bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın çökertilmesi, bu mekanizmayla mücadele etmek demokrasi adına bir kazançtır. Dolayısıyla Türkiye demokrasisinin gelişmesiyle ilgili bir meseledir. Yani insan hakları ve demokratikleşme programı etrafında Türkiye'ye çok uzun süredir baskı yapmaya çalışan Avrupa aslında bu gerçeği bildiği halde bunu görmezden geliyor. Çünkü oradaki yaklaşım şu, yani nihayetinde Türkiye'yi de bir Orta Doğu ülkesi olarak görüyor, kendi dışında bir ülke olarak görüyor ve onlar için ayrı bir demokrasi standardı varsayıyor. Bu demokrasi standardı toplumsal temsilin esas olduğu bir demokrasi değil, daha ziyade işte toplumda kendileri açısından zararlı olduğu düşünülen ideolojilerin önünün tıkandığı, toplumsal temsilin değil, yani Batı ile uyumlu bir ilişkinin yürütüldüğü, öngörülebilir Batı için bir pazarın oluşturulduğu bir yönetim. Yani bu anlamda baktığımızda Batı ile, hani o diplomaside ifade edildiği şekliyle, göz temasında bir ilişki kuran bir aktör değil, Batı ile daha bir bağımlılık ilişkisi, ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkisi kuran bir aktör arzu ediyorlar. Türkiye 2000 sonrasında bu öngörülebilirlikten çıktı. Bu anlamda bir özgürleşme yaşadı Türkiye siyaseti. Bu son derece önemlidir. Kim ne anlatırsa anlatsın, Türkiye'de AK Parti siyasetine ne eleştiri getirirse getirilsin, bu mesele bu anlamda AK Parti siyasetiyle ilgili değil. Türkiye 2000 sonrasında bu anlamda artık Batı açısından kolay bir işte müttefik, kolay kolay hiçbir şey verilmeden yanına çekilebilecek bir partner olmaktan çıktı. Bir anlamda rasyonel bir ilişki kuran, batılı ülkelerle de, çevresindeki ülkelerle de rasyonel bir ilişki kuran bir ülke, bir aktör halini aldı. Bu kıymetli bir şey. Kırılma peki nerede oldu? Batı ile ipler nerede koptu? Mesela Alman tam kopmadı tabii. Yani onu bence normalleşti. Yani Batı ile ilişkilerimizin, ben bütün bu olana bitene rağmen Türkiye açısından bir kopma olmadığını düşünüyorum. Yani üçüncü dünyacı söylemin bu anlamda Türkiye siyasetinde, Türkiye dış politikasında hiçbir zaman yeri olmadı. Mesela bu yönüyle baktığımızda Türkiye Batı ile ilişkilerini rasyonelleştirdi. Yani bir bağımlılık ilişkisi olmaktan çıkarttı ve eleştirel bir mesafeyle, yani hareket etmeye başladı. Daha şimdi, batıcı mı davranmaya başladı onunla? Ya şu aslında batıcılığı bir tarafa bıraktı. Batı ile rasyonel bir ilişki kurdu diyelim. Çünkü bakın, bizim dış politikamızın esasında, yani bu batılılaşma sürecinden bu yana böyledir, herhangi bir Batı ülkesinden, ilişki içerisine girdiğimiz Batı ülkesinden gelen bir talebin reddedilmesi söz konusu değildir. Çok ciddi anlamda, hani bizim eğer bir işte toprak talebi değilse vesaire, bu reddedilmez ve politikalarda o nedenle batıdan gelen rüzgara göre değişir. Oysa yeni dönemde Türkiye kendi dış politika önceliklerini ortaya koyup daha proaktif bir ilişki geliştirmeye başladı. Ve bütün aktörleri aslında tarihsel bir perspektif içerisine yerleştirerek onları, yani ilelebet dünya sisteminin işte önderleri, dünya sisteminin kazananları olarak değil, bir dönem dünya siyasetinde ciddiye alınması gereken rasyonel aktörler olarak görmeye başladı. Bizim Türkiye-Amerikan ilişkileri de bu bağlamda çok daha rasyonel bir zemine taşındı. Yani Türkiye Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın bir neredeyse uydusu mahiyetinde bir ülkeyken, yani Amerika'nın bütün uluslararası programlarında
Orta Doğu'da hiç risk taşımayan bir partneri iken, Soğuk Savaş döneminden sonra giderek Türkiye kendi Soğuk Savaşı'nı, artık Soğuk Savaş dönemini terk ettiği 2000'li yıllardan itibaren daha rasyonel, daha çıkar temelli bir ilişki geliştirmeye başladı. Yani bu yönüyle baktığımızda Batı ile ilişkimiz normalleşti. Batı ile ilişkilerimiz, ben o yüzden altını ısrarla çiziyorum, kopmadı. Yani Batı da bunu hesap etmek suretiyle Türkiye ile daha çıkar temelli bir ilişki yürütülebileceğini kavradı ve bu şekilde bir ilişki süre gidiyor. Biraz şuradan başlatmak istiyordum aslında. 2009 yılı Türkiye açısından da önemli yıllardan birisi, eşik yıllardan birisi olarak ben bakıyorum. İlk mesela 2009 yılında Alman medyası yavaştan artık hani Batı'yla kopmaya başladı. AB reformların askıya almaya başladı dediği ve Erdoğan üzerinden Türkiye üzerinden Erdoğan'ı eleştirmeye başladığı yıl olarak, yani benim sürdüğümiz 2009 ve ilk başı da Alman medyası çekiyor. Sonrasında zaten gelişen olaylar malumunuz, gezi olayları, ondan sonra peş peşe gelen hadiseler var. O açıdan sormuşum, ilk ipler nerede koptu ve 2009 yılında aslında Batı'yı rahatsız eden ne oldu? Aslında bu eleştirilerin biraz daha geriye götürebiliriz. Çünkü Halit Meşal'in Türkiye'ye gelmesi bu anlamda her ne kadar ana akımda birebir karşılık bulmasa da bir kırılma noktası konumunda bence. Yani aslında AK Parti iktidarına Avrupalılar, Amerika'da bunu yaptı. Türkiye içerisindeki bugün son derece radikal bir muhalefet yürüten, o dönemde AK Parti'ye destek veren birçok aktör de bunu yaptı. AK Parti'ye toplumla ilişki kuran bir siyaset makinesi olarak adeta yaklaştı. Fakat AK Parti'nin kendi siyaset felsefesini hayata geçirmesini de mümkün kılmayacak şekilde de hareket etti. Yani AK Parti'nin seçim kazanmasını, AK Parti'nin seçim kazandıktan sonra işte çerçevesi çizilen reformları hayata geçirmesini, AB uyum yasalarını hayata geçirmesini, bu çerçevede siyaset yapmasını talep etti. Fakat onun dışında kırmızı çizgilere de dokunmayacak bir şekilde hareket etmesini istedi. Şimdi mücadele edilecek alanları tespit etti bu aslında grup ve AK Parti'ye bir anlamda bir dış politika çerçevesi, bir demokratikleşme çerçevesi boca etmeye çalıştı. Oysa AK Parti'nin kendi kalkınma felsefesi, işte özgürlüklerle ilgili bir mücadele perspektifi, bir demokratikleşme perspektifi vardı. Ve bu demokratikleşme perspektifi nihayetinde kendi ikisini muhafazakar demokrat olarak lanse eden bir parti tarafından yürütülecekti. Evet. Oysa o muhafazakar demokrat siyasetçinin ya da siyasi yapının o muhafazakar tarafı hiç göz önünde bulundurulmadı. Ona bir takım kışlar yüklenmeye kalkışıldı. Şimdi nihayetinde AK Parti bir özgür toplumdan güç alan meşru bir siyasi iktidar olarak kendi programını hayata geçirmeye başladığında ve bunda ısrarcı olduğunda, bu anlamda yönlendirmelerden de kaçınarak hareket ettiğinde kendisiyle ilgili eleştiriler başladı. Yani dış politika ciddi anlamda eleştiri konusu olmaya başladı. Evet. Ekonomi merkezli bir entegrasyon çabası yürüttü AK Parti. Bu son derece önemlidir. Yani AK Parti dış politikada ekonomiyi önemli bir aparat olarak kullanan bir aslında parti olarak dış politika yürüttü. Ve bu süreçte de AK Parti'nin yaptığı şey, yani bir anlamda çevresiyle bütünleşen, diğer taraftan kendi geçmişiyle, yani devletinin geçmişiyle yüzleşen ve yine de toplumuyla da barışan bir politika izledi. Ve uluslararası alanda da güçlü bir ülke olarak kendi bağımsız dış politikası ve yine bağımsız ekonomi politikasıyla ayakta kalan bir ülke olarak Türkiye'yi hayal etti. Bunu da anlattı. Toplumdan da bir karşılık buldu ve toplumdan karşılık bulduğu oranda da devam etti. Şimdi o dönemde Recep Tayyip Erdoğan ciddi anlamda eleştirilerin konusu olmaya başlandı. Ve dikkat edin, 2009'dan sonra, yani bu noktada işte tabii Davos olayının, yani One Minute olayının etkisi var hiç kuşkusuz. Bu dönemde gelişen bazı olayların etkisi var. Fakat sadece bu olaylar değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın işte dışarıdan etkiye açık olmadığı,
işte Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin problemli olduğu laflarını o dönemden itibaren duymaya başladık. Yani 6 yıllık bir bu anlamda baktığımızda bu sürecin bir geçmişi var. Ve burada da Recep Tayyip Erdoğan o dönemde hedefe kondu. Çünkü onun o direnci, yani ne olursa olsun, yani toplumdan oy alan ve topluma hesap vereceğini söyleyen o siyaset tarzı kimileri için yönlendirilemez, manipüle edilemez bir siyaset tarzı halini aldı. Oysa geçmişte Türkiye'de siyasetçiler, çok iyi oy alan siyasetçiler de bir noktadan sonra o kırmızı çizgilere bulaşmadan yönlendirilerek hareket edebilmişti. Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmadı, sınırı aşmış oldu. Yani o çizgiyi aştıktan sonra da tırnak içerisinde Türkiye adına çok ciddi yapısal adımlar attı. Ve attığı yapısal adımların yarattığı bir rahatsızlık oluştu. O rahatsızlıkta baktığınız zaman Almanya'nın da birçok Batı ülkesinin de bölgedeki çıkarlarına etki etmeye başladı. Yani Almanya'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerinde Almanya ile Türkiye'nin işte Orta Doğu'daki rekabetinin de etkisi var. Yani Türkiye bu anlamda işte ekonomik pazarlara, kendi dışındaki ekonomik pazarlara açılırken artık birilerinden onay almadan hareket etmeye başladı. İçeride adım atarken yine birilerinden onay almadan bu adımı atmaya başladı. Çünkü iktidarın konsolide olduğunu düşündü. Bu noktada da tabii ki vesayet odakları yine devreye girdi ve vesayet odakları devreye girerken de çok ilginç bir iletişim stratejisi yürüdü. Sürekli burada olanları Batı'ya şikayet ettiler. Batı'dakiler de onları veri kabul edip onun üzerinden Türkiye'de iktidarı eleştirdiler. Bu, dikkat ederseniz, bu mekanizma yine son 6 yıldır işleyen bir mekanizma. Fakat burada bir parantezin ben 1 Kasım'la beraber önemli oranda kapandığını düşünüyorum. O 1 Kasım'a geleceğim. Aynı zamanda, çünkü bunun önemli olduğunu ve belki altını çizerek tekrar tekrar konuşmanın, tartışmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki liberaller, yani örneğin kendisini demokrat olarak tanımlayan, liberal olarak tanımlayan, özgürlükçü olarak tanımlayan, işte askeri vesayete sözde karşı olan, Kürt sorunun çözümünü yıllardır isteyen aydınlarımız da AK Parti'yi neden desteklediklerini ve neden desteklemekten vazgeçtiklerini anlatırken, hani o 2009 yılı çok onlar için de kritik bir eşik. Onlar da aynı şekilde bu Avrupa Komisyonu'nun da bugün yine altı çizilen özgürlükler ve reformlar konusunda Türkiye geriledi. Bu klişe sözün arkasına sığınarak bunu açıklamaya çalışıyorlar. Tabii. Yani bundan dolayıydı. Bu ilişki çok benzer bir ilişki ve devam ediyor. Yani evet. Bu yeni de değil. Peki 1 Kasım seçimlerine gelelim. Ne oldu 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da? 9 puanlık bütün herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. 7 Haziran'da ne yaşadı Türkiye ve 1 Kasım'da ne oldu? Şimdi açıkçası yani 1 Kasım'da yaşananlar elbette 7 Haziran sonrasında yaşananlara bir cevaptı. Fakat 7 Haziran bu anlamda belki de Türkiye siyasetinde bir tırnak içerisinde bir sapmayı ifade etti. Yani evet. Bu hani seçmenin yaptığı bir yanlış vesaire anlamında söylemiyorum bunu. Yani Türkiye siyaseti nihayetinde 2002'den sonra istikrarın temel alındığı, siyasetin ne olursa olsun çok nesnel, çıkar temelli mücadelelerden hareketle oluştuğu bir zemin olarak gündeme geldi. Evet. Ve burada AK Parti sürecin başrolünü üstlendi ve çok ciddi dönüşümleri beraberinde getirdi. Ve bu dönüşümlerden aslında bütün Türkiye farklı oranlarda kazandı. Yani bütün toplumsal aktörler, siyasal aktörler bu süreçten kazandı. Her şeyden önce siyasetin bizatihi kendisi itibar kazandı. Siyaset itibar kazandıkça bu süreçte siyasal partilerin de alanları genişledi. Siyasal partilerin de aslında toplumdaki karşılıkları daha güçlü bir hal aldı. Fakat 7 Haziran'da aslında birdenbire siyasetteki o plak, çalan plak durdu. Yani artık siyasette işte çözüm odaklı bir hareket, evet, çözüm odaklı bir süreç birdenbire işlemeyi bıraktı. Biz 7 Haziran'la 1 Kasım arasında aslında hangi sorunları, hangi mekanizmayla nasıl çözeceğimizi tartışmayı bıraktık. Türkiye bu kaostan nasıl çıkar tartışmasını yapmaya başladık. Yani Türkiye
medya tarihinde herhalde bu dönemki kadar iç savaş lafı edilmemiştir. Yani evet. Elbette bu bir plandı, bu elbette bir yine propaganda aracıydı vesaire. Ama ne olursa olsun bu dönem 7 Haziran'dan sonra o siyasetteki işlerliğini kaybeden o süreç, zemin kaybeden o istikrar alanı bir anlamda Türkiye'nin adeta yeniden 2002 öncesine döndüğü ve çözümün artık siyaset dışı mekanizmalarda aranabileceği gibi bir tedirginliği, çok ciddi bir kaygıyı doğurdu. Şimdi tabii baktığımızda 7 Haziran seçimlerinin, 7 Haziran seçim sonuçlarının çok rasyonel temelleri vardı. AK Parti birinci parti olmakla birlikte tek başına iktidar olma hakkını elde edemedi. Ve sistem sorunu vesaire ne olursa olsun sonuçta 7 Haziran akşamında biz koalisyonu konuşmaya başladık. Evet. Şimdi bu ortam... 7 Haziran'dan sonra da Türkiye'de artık hani tek parti dönem, hani iktidarı dönemleri bitti mi? Koalisyonlu dönemler tekrar mı başlıyor? Şimdi tartışmaları tabii çok fazlasıyla yaptık ve şey evet. diyenler oldu. Koalisyonla Türkiye bundan sonra yönetilecek diyenler oldu ve bu çok geniş bir kabul gördü. Evet. Yani dikkat edin, koalisyon yapılmalı tartışması olduğunda, yani 7 Haziran akşamında ben hani koalisyon hani bir mecburiyetse elbette yapılabilir. Fakat ben koalisyonun Türkiye açısından hani problemli olduğunu, dolayısıyla da zaten bu fotoğraftan da koalisyon çıkmayacağını söylemiştim. Birçok insan da bunu söylemişti. Fakat o dönemde işte koalisyon olmalı diyenler de oldu. AK Partiler içerisinde de oldu, başka partiler içerisinde de oldu. Koalisyon olmalı diyenlerin söyledikleri şeylerden bir tanesi şuydu. Yani seçim olursa, işte Ekim'de ya da Kasım'da seçim olursa farklı bir sonuç mu çıkacak? Bizi mesela bu anlamda eleştirdiler. Ben evet. koalisyon fetişizmi diye bir yazı yazdığımda AK Parti'nin aldığı 18 milyon, 19 milyon oy boşa mı gitsin diye eleştiriler almıştım. Fakat mesele şuydu. Yani mesele işte AK Parti'nin ilelebet tek başına iktidar olması meselesi değildi. Mesele Türkiye'de o siyasetin işleyişinin durması meselesiydi. Ve artık siyasetin bu anlamda bir aktif, güçlü bir yönetim senaryosu üretememesi meselesiydi. Yani CHP ile AK Parti'yi masa üstünde, kağıt üzerinde bir araya getirme meselesi değildi bu. Yani bizatihi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı çok temel meselelerin, işte demokratikleşme ajandasından yapısal sorunların çözümüne, işte içerideki risklerin, güvenlik risklerinden, işte dış politika önceliklerinin hayata geçirilmesine kadar birçok meseleyi bu yapı çözemezdi. Yani bunu çözülebileceği bir mekanizmaya Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Türkiye bunu kavradı. Yani o 7 Haziran sonrasında bir kere çok ciddi anlamda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu, yani işte istikrarın ne kadar önemli olduğunu, aslında alışa geldiğimiz pek çok hissiyatın içinde nefes alırken o hissetmediğimiz pek çok değerin birdenbire ne kadar mühim olduğunu kavramış olduk ve onu kavradıktan sonra, toplum onu kavradıktan sonra daha rasyonel temelli bazı adımlar attı. Ben o zaman da söyledim, 7 Haziran'da genel anlamda eğilimin şu olduğunu düşündüm. Yani AK Parti'ye bazı mesajlar verilmek istendi. AK Partili %9 seçmen tarafından. AK Parti de 7 Haziran akşamında çıktı ve net bir şekilde biz bu mesajı aldık ve daha da fazla bu mesaj üstünde çalışacağız dedi. Çalıştı mı? Evet çalıştı ve işte onu söylüyorum. İşte Davutoğlu'nun müjde siyaseti dediğimiz şey, yani işte bütün toplum kesimlerine AK Parti'nin yeniden umut olacağı aslında söylemi, evet. taahhüdü devreye girdi ve bu bir karşılık buldu. Peki bundan sonraki süreç nasıl yürür? En nihayetinde 13 yıllık bir AK Parti iktidarları dönemi var ve öyle görünüyor ki bundan sonra AK Parti artık Türkiye için mutlak iktidar partisi durumunda. Bu seçim sonuçları aslında bir şey daha ortaya koydu. Türkiye'de iktidar sorunu değil, muhalefet sorunu var. Şimdi burada şunu ben ifade etmek istiyorum. Doğru, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğu çok aşikar. Çünkü evet. muhalefet partileri Türkiye'de siyasetin bir unsuru değil, siyaset karşıtı odakların bir aracı oluyor. Şimdi burada meselelerden bir tanesi şu. Bence siyaset Türkiye'de itibar kazanıyor. Evet. İtibar kazandıkça da siyasette ilişkin toplum beklentisi artıyor. Siyaset yapmak zorlaşıyor. Siyasetin daha rasyonel bir hal almasıyla birlikte siyasetçilerin topluma vermeleri gereken şey artıyor. Bu anlamda iş zorlaşıyor. Yani yeni bir siyasetçi vizyonu, yeni bir siyaset diliyle beraber gerekir diye düşünüyor musunuz? Ya ben şunu düşünüyorum. Yani AK Parti'nin kendi misyonunu, geleneksel misyonunu işte çağın gerekleriyle birlikte, hayata geçirmesiyle birlikte ben
başarılı olacağını düşünüyorum. Rasyonel bir siyaset temelinde yüründüğü müddetçe başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani AK Parti'nin 2002'de ortaya koyduğu, daha sonra da hayata geçirdiği o siyaset felsefesinin ben toplumda bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Fakat diğer taraftan toplum burada bir farklılaşma, bir problem, bir sapma gördüğü oranda elbette bunu rasyonel bir tepkiyle gösterecektir. Yani ne oldu? 7 Haziran öncesinde muhalefet partileri belki 2002 sonrasında, daha önce de tabii bu bir problemdi. Ama ilk defa siyasete yaklaştılar. Yani ilk defa pozitif bir siyaset dili kullanmaya başladılar. Yani işte HDP Türkiye'lileşme dedi. Tamam, hani seni başkan yaptırmayacağız gibi son derece negatif bir siyasetle de yürüdü. Ama diğer taraftan da bir Türkiye'lileşme söylemi tutturdu. Öbür taraftan CHP işte vaatler üzerinden yürüdü. Tarihinde ilk defa MHP bu kadar vaat siyaseti yürüttü vesaire. AK Parti burada daha vaat siyasetine mesafeli durdu. Ve mesafeli durduğu için de 7 Haziran'da farklı bir tabloyla karşılaştı. Sonra kendisini revize etti. Çünkü AK Parti'nin her şeyden önce en temel özelliği Türkiye toplumunun tümüne hitap edebilmesiydi. Ama şöyle bir şey yok muydu? Yani orada da ben şöyle düşünüyorum. AK Parti 2002'de iktidara geldi ilk dönemden bugüne kadar. Biz herhalde hiçbir seçim döneminde AK Parti'nin seçim beyannamesini bu kadar fazla konuşmadık ve bu kadar etkili olmadı. Orada aslında etkili olan bir Erdoğan liderliği vardı ve partinin nerede, Türkiye'nin meselelerine karşı nerede duruşu önemli oldu. Bu kadar etkili değildi aslında seçim beyannamesi. Şimdi buradaki kritik mesele şu. Elbette AK Parti'de bir lider değişimi oldu. Bu son derece önemli bir unsurdu. Ve buradaki lider değişiminde kritik olan unsurlardan bir tanesi şuydu. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Yani Erdoğan'ın siyasi vizyonunun, felsefesinin temsil edileceği yeni bir yönetim yapısı. Yani bu mesele AK Parti seçmeni tarafından kabul edildi. AK Parti seçmeni bunu kabul etti ve ondan sonra da yeni yönetime de böyle bir duyguyla sahip çıktı. Şimdi burada baktığımızda yani Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti siyaseti açısından yeri ve önemi bu süreçte çok açık ve net bir biçimde tescillenmiş oldu. Yani biz 7 Haziran yani öncesinde de ziyade bunlar 7 Haziran, etkili oldu gibi. 7 Haziran öncesinde de biz o muhalefetin yol yürümesi ve diğer taraftan da hani bir anlamda baktığımızda AK Parti siyasetinin de bir yere sıkışmasıyla ilgili bir durum yarattı. O da son derece önemliydi bu nedenle. Yani rasyonel bir zeminde yürüdüğü için. Nihayetinde AK Parti %30 oy almadı. %41 oy aldı. Yani o oyu aldığında da bahsettiğimiz o vizyon devamlılığı, birlikteliği, AK Parti'nin yine bir umut vaat etmesi etkiliydi. Fakat orada bu %9'luk bir hani yüzer gezer oyun neden gittiğiyle ilgili bir hani tespit yapmış oluyoruz. Orada kritik noktalardan birisi şuydu biz 7 Haziran öncesinde de gördüğümüzde. Recep Tayyip Erdoğan ismi, Recep Tayyip Erdoğan vizyonu, Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ne dersek diyelim AK Parti açısından vazgeçilmez bir unsurdu. Vazgeçilmez bir unsur ve bunu seçmen hissettiğinde, yani bunun AK Parti tarafından temsil edildiğini hissettiğinde AK Parti'ye yaklaşma, AK Parti'yi tutma, AK Parti ile beraber hareket etme motivasyonu kesinlikle çok daha fazla artıyor. Bunu evet 1 Kasım'a doğru giderken çok daha net hissetti. Bunu çok daha net bir şekilde görmüş oldu. Ve bütün bunlar tabii ki siyasetin aslında 7 Haziran'dan sonra istikrarsızlaştırılmasına, siyasetin imkansızlaştırılmasına dönük çabaların da çok net bir şekilde görünmesiyle birlikte oldu. Yani terör hadisesi net bir şekilde ortada olmasına rağmen, PKK terör örgütü faaliyetlerini sürdürmesine rağmen, göz göre göre propagandasını yapmasına rağmen, ana akım kanallarda yani ana akım medya organlarında da ana akım siyasette de PKK telin edilmedi. PKK'ya mesafe konmadı. Sadece HDP'nin meselesi değildi. Yani bu Hürriyet Gazetesi'nin de meselesiydi. Bu Doğan Grubu'nun da meselesiydi. Evet. Ana akım medyanın da meselesiydi. Daha pek çok farklı ana akım siyasetçinin de meselesiydi. Bu mesafe konmadı. Aksine yani MHP gibi Türk milliyetçisi olarak kendisini konumlandıran bir parti bile terörden medet ummuş oldu. Yani terör büyüsün, dolayısıyla ben de büyüyeyim. Terör büyüdükçe hiçbir şey yapmasam da bana olan teveccüh de artacak dedi. Ve bu aslında bütün toplum tarafından görülmüş oldu. 1 Kasım'dan sonra Ahmet Davutoğlu'nun aslında Ağustos 2014'teki kongrede yaptığı bir konuşma vardı. Sizin de o tarihte yazdığınız bir yazı vardı aslında. Erken böyle helalleşme siyaseti yazıları yazanlardan
birisiniz diyemeyeceğim, tek kişisiniz sanırım. Siz yazmıştınız. AK Parti için artık hani restorasyon dönemi, bundan sonraki önümüzdeki 4 yıllık süreç aynı zamanda yeni Türkiye restorasyon dönemi olacak diyebilir miyiz? Ve o zaman sizin yazdığınız bir yazı, o yazıda Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başladığını söylüyorsunuz. AK Parti yıllarca, 13 yıllık AK Parti iktidar döneminde bir alan temizliği yaptı. Askeri vesayete karşı mücadele verdi. Aktörlerinin tasfiyesiyle uğraştı ama bu süreçte bir gerilim siyaseti de oldu. Türkiye'de kamplaşmalar oldu. Artık bu süreçten sonra iki lider var. Erdoğan ve Davutoğlu ikilisi ve bu süreçten sonra da bir helalleşme siyaseti, şimdi, güven siyaseti başlamalı diyordunuz. Bugün ne düşünüyorsunuz? Şimdi 2002'de AK Parti iktidara geldikten sonra iktidarı elde ettiği gün itibariyle bütün topluma seslenmeyi tercih etmiştir. Evet. Ve bütün topluma seslenerek biz sizin çıkarlarınızı gözeteceğiz. Sizin öncelikleriniz bizim önceliklerimiz dedi. Kimseyle bir derdimiz, bir savaşımız yok dedi. Topluma söyledi, vatandaşa söyledi, bütün millete söyledi aslında bunu. Evet. O gün yaptığını, 2002'de yaptığını, 2007'de yaptı, 2009'da yaptı, 2011'de yaptı, 2014'te yaptı, bugün de yaptı. Evet. Şimdi bu anlamda baktığımızda helalleşme meselesi, yani kendi toplumuyla, kendi işte çevresiyle, yani bölgesiyle, geçmişiyle AK Parti'nin temel umdesi niteliğinde bir mesele. Yani AK Parti'yi AK Parti yapan unsurlardan bir tanesi. Evet. Her şeyden önce AK Parti toplumu devletle, milleti bir anlamda devletle bütünleştirdi. Devleti dönüştürmek suretiyle artık toplumun yabancı hissettiği, hatta zaman zaman kendisi için tehdit addettiği bir mekanizmayı toplumla buluşturdu ve toplum artık ona son derece bütünsel, son derece kucaklayıcı bir yerden bakmaya başladı. Evet. Bu helalleşme siyaseti AK Parti'nin merkezinde olan ve AK Parti'nin de aslında Türkiye'de sistem adına başardığı çok önemli bir unsurdur. Bunun bir kere teslim edilmesi lazım. Bir normalleşme dönemi söz konusu oldu. AK Parti bu adımı attı. Fakat süreç nasıl işledi? Sürece baktığımızda Türkiye'de vesayet odakları her seferinde süreci tersine çevirmek için adım attı. Her seferinde demokrasi dışı unsurları devreye sokarak o süreci zehirlemeyi tercih etti ve orada bambaşka bir süreç başladı. Yani vesayet odakları devreye girdikçe vesayetle, aslında vesayet odaklarının o ortaya koyduğu performans belirgin hal aldıkça mücadele ve hesaplaşma meselesi daha belirginleşti. Şimdi her seferinde özü bu olduğu için, kendi özüne döndüğü için her seferinde helalleşme meselesini gündeme getirdi. Fakat bu anlamda baktığımızda Türkiye'de işte uzlaşma kültürü yok diyenler, siyasal kutuplaşma yok diyenler bizatihi bunu üreterek, siyasal kutuplaşma üreterek, bizatihi çatışma üreterek AK Parti'nin bu helalleşme siyasetinin önünde durdular. Nasıl? AK Parti'yi bir anlamda bir aktör olarak tanımayıp, AK Parti iktidarını yok sayarak onu illegal unsurlarla alaşağı etmek için çabaladılar. AK Parti'ye açılan kapatma davası ile Gezi başkaldırısı arasında bu anlamda hiçbir fark yoktur. Mahiyet itibariyle 17-25 Aralık operasyonunun darbesinin de bir farkı yoktur. Hepsi bu yönüyle baktığımızda AK Parti'ye yönelik bir müdahale, Türkiye demokrasisine yönelik bir müdahaledir. AK Parti bunlarla uğraştı, mücadele etti, evet. Bu anlamda bir alan temizliği yaptı. Ve alan temizliği yaptığında elbette böyle bir noktaya geldiğimizde, geldiğimizi düşündüğümüz her noktada bize düşen helalleşme siyasetinden yana tavır almaktır. Helalleşme siyasetinden yana tavır alıyoruz. Helalleşme siyasetinin altını çiziyoruz. Fakat şunu ben ısrarla söylüyorum. Şu anda da şöyle, söylüyorum. O dönem Burhanettin Duran da yazmıştı. Helalleşme dediğiniz zaman kırdığınız insanlar olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Evet. Kırılanlar ya da gücenenler olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu şu demek değil ama. Yani bakın. Siz topluma, toplumun bütününe, tabii ki yani bakın dediğim gibi, yani 2007'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına dönelim bakalım. O bir helalleşme metnidir. Yani 2011'e bakalım, aynısıdır. Fakat orada ben ısrarla şunu söylüyorum. Bu ahdi kim bozdu? Bu ahdi bozanlar yani bir anlamda Türkiye demokrasisi adına, barışı adına hesaplaşmalısı gerekenlerdir. Bugün de aynı noktadayız. Bakın bugün de ben ısrarla şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de şiddetten yana tavır alanlar, örgütlü şer mekanizmaları bu helalleşmenin muhatabı değiller. Evet.
hesaplaşılması gereken unsurlar ve mutlaka Türkiye'de elin kamu otoritesini kullananların da bu hesaplaşmada rol alması, pozisyon alması gerekir. Hesaplaşma ve helalleşme bu anlamda baktığımızda birbirini dışlayan unsurlar değiller. Evet. Şu anda bir inşa dönemindeyiz, bir inşa döneminde olmalıyız. Bunun için ciddi bir gayret sarf etmeliyiz. Bu inşa döneminde enerjisini buraya katanlar kesinlikle bu süreçte kendine rol düştüğünü bilerek adım atanlar bu yeni Türkiye'nin inşa sürecinde mutlaka rol alacaklardır, alabilirler. Fakat yani geçmişte 1 Kasım öncesinde çok açık ve net bir şekilde örgütlü siyaset karşıtlığı yapanlar, siyaset düşmanlığı yapanlar, bunun için terörü bile kullanmaktan çekinmeyenler bugün için bu helalleşme siyasetinin muhatabı olamazlar. Bunun muhatabı olduklarında bu kez yani toplumun adalet duygusu sarsılır. Türkiye'nin demokrasisinin niteliği çok ciddi anlamda düşer. Nihayetinde siz demokrasi dışı unsurlara her başı sıkıştığında başvuracak olan odaklara da alan açmış olursunuz. Yani geçmişte nasıl ki, yani ben o günde ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Yani helalleşme siyaseti AK Parti'nin kesinlikle merkezinde, kucaklayıcılık AK Parti'nin kesinlikle siyasetinin merkezindedir. Bunun dışında olağanüstü ortamlar, seferberlik ortamları yaratanlar bizatihi örgütlü şer mekanizmalarıdır. Paralel yapıdır, terör örgütleridir. Bunlarla birlikte hareket edenlerdir. Ve bunlar aslında baktığımızda tasfiye olduğunda, gerçek anlamda alan temizliği olduğunda, siyasette bir rekabet alanı, düşmanlığın dışında bir rekabet alanı oluştuğunda, işte burada biz çok daha nitelikli siyasetten, çok daha nitelikli mücadelelerden bahsedebilir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Nihayetinde Türkiye'nin sürekli işte vesayet odaklarını temizleyerek yol aldığı bir süreç Türkiye'nin lehine bir şey değildir. Vesayet odaklarının tam anlamıyla tasfiye edilmesi ve ondan sonra Türkiye'de taş üstüne daha fazla taş konması gerekir. Bu anlamda söylüyorum, AK Parti siyasetinin merkezinde bu var ve AK Parti'nin geleneksel rolü de bu zaten. Evet, bir normalleşme süreci yaşanabilir. 4 yıllık süreç aslında bunun için iyi bir fırsat. Yaşamazsak kaybederiz. Gri hep alanların, kaybederiz. Evet, gri alanların daha fazla genişlemesi, çünkü artık hepten siyah beyaz alanlara doğru hapsolduk. Azalması gerekiyor ama örneğin biraz önce sizin de vurguladığınız gibi şu süreçte diyelim ki artık hani 4 yıllık bir iktidar, AK Parti iktidarı dönemi var. 4 yıl seçim yok. Şu anda örneğin Aydın Doğan grubu 28 Şubat döneminde de çok geçmişi kirli olduğu için çok rahatlıkla hani örnek verilebilir, evet, olarak görüyorum ben. Şu süreçte diyelim ki değiştiğini ve birazcık daha böyle normale döndü. Ama kritik bir süreçte tekrar ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Yani burada yani terör olayları 7 Haziran'dan sonra tarihinde hiç olmadığı kadar meşru görüldü, gösterilmeye, evet, çalışıldı. Onu da hep söylemeye çalıştık. Bir terör örgütü daha ne ister diye. Yani bir net bir şekilde terör örgütünün propagandası yapıldı. Bunların bence çok net bir şekilde hesabının verilmesi, bunlarla hesaplaşılması gerekiyor. Bunlarla hesaplaşılmadığı takdirde biraz önce ifade ettiğim gibi bizim adalet duygumuz sarsılır. Adalet duygusu sarsılmış bir toplumun da bir yeni yapı kurması, inşa etmesi, geleceğe taşınması da mümkün değildir. Yani bu yönüyle baktığımızda ben değiştim diyerek bu süreci ve kendisini temize çıkarmak bence mümkün değil. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Son bir soru. Önümüzdeki günlerde kabine kurulacak. Yeni Türkiye'de, bu 4 yıllık süreçte dış politikamızda bazı değişimler olur mu? Yani örneğin Suriye politikalarında. Ben radikal bir değişiklik beklemiyorum. Türkiye'nin dış politikası son derece rasyonel ve çıkar değer dengesini çok iyi gözeten bir politika. Şartların değişmesiyle birlikte, Türkiye'nin tutum ve vizyonu değil, şartların değişmesiyle birlikte elbette Türkiye'de o şartlara göre kendisini uyarlayacaktır. Türk dış politikası kendisini dar ideolojik bir çerçeve içerisinde hiçbir zaman hapsetmemiştir. Yani son dönemlerde son derece rasyonel bir zeminde yürüdüğü için şartların değişmesiyle birlikte. Yani Suriye krizi dediğimizde en azından 20 tane bu sürecin girdisi vardır. Bu girdilerin değişmesiyle birlikte
oradaki pozisyonların değişmesiyle birlikte, örneğin İran'ın pozisyonu değişmesiyle birlikte elbette Türkiye'de orada bazı pozisyon değişikliklerine gidebilir. Yani o çerçevede değerlendiriyorum. Ben yeni dönemde hiçbir alanda radikal bir değişiklik beklemiyorum. AK Parti'nin geleneksel vizyonuyla hareket edildiğinde yeni Türkiye'nin kurumsallaşması sürecinin ve ihtiyaçlarının karşılanacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Program konuğum SETA İstanbul Başkanı ve Sabah Gazetesi yazarı Fahrettin Altun'da. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.